Herkese merhaba. Bahçemdeki sükulent kanalıma hoş geldiniz. Evet, burası bahçedeki küçük fidanlığım diyeyim. Bütün böyle köklenenleri, yeni köklenmesini istediklerimi, güneşten yananları burayı böyle çadır gibi yapmıştım. Üstüne böyle bir çıta var. Oradan çadır örttüm üstüne yazın ki yanmasınlar diye. Ve bayağı güzel idare etti. Buradan söküp ön bahçeye diktiğim bayağı sukulentler oldu. Şimdi de yine değişik birkaç tane echeveryalarım var. Bunları başka yerlere dikmiştim ama oralarda mutlu olamamışlar. Burada getirip biraz büyüteceğim. Büyüttükten sonra dikmek istediğim yerlere dikeceğim. Mesela bu echeveryalar bayağı güzel oldu. Mesela bu artık buradan çıkabilir. Şu alttan kuru yapraklarını kopartayım ki oradan yavrular versin. Bu neydi bunun adı ya? Bunun adını da unuttum. Bunu kellesini koparmıştım. Kelleden sonra çıkanlardan 4 tane yavru var burada. İnşallah büyüyecekler. Burada da onun yanından bir yavru vermişti. Aynı cins. Bunların gözünün içine bakıyorum büyüsünler diye. Bunlar çok güzel. Bir de kelle var tepeden kestiğim. Onu da şu anda ön bahçeye dikmek üzereyim. Evet. Şimdi burada aralara karşıya bir geçelim önce. Burada çok kafasını kesmiştim, kellesini. Bu büyük echeveria. Echeveria adını yine bunun da bilmiyorum tabii ki. Yani yarı çapı yaklaşık 20 santim falan, çapı 35-40 santime kadar büyüyor. Yerde olan gördüm ben bunu. Tabii arkadaşım da görmüştüm. Onun için bu iki yandan bebek veren bunlar çok değerli benim için. Üç tane galiba burada da varmış. Bir tane de aşağıdan veriyor. Süper. Aşağıdakini görmemiştim. Şu yavru mu ne ya? Süper. Evet, 4 tane eğer buradan yavru çıkarsa yani başka daha ne isteyebilirim? Evet. Superbum'lar. Crafta superbum bunlar. Kış hava birazcık soğuyunca renkler zaten harikalaştı. Burada bayağı çok var. Bunları böyle toplu halde söküp bir yere dikeceğim. Ama birazcık daha büyümelerini bekliyorum. Yani şunun kadar olurlarsa bir araya getirince şöyle bir buket gibi olur. Bu da variegata. Kalonçonun, yani bunun normal kalonço yaprağı hafif mavi olandan çok var. Ama bunu bir tane bir yerden böyle dal olarak aldım. Alt tarafı da bu. Bu da kenarlarından bir sürü veriyor, pembe pembe. Evet, o da süper. Bu bir renk katacak yani. Aenium. Bu aenium çok nazlı, çok zor. Sunburst. Bilmiyorum, inşallah burada bu birazcık birkaç yavru verir de büyütürüz. Rengin güzelliği. Aşkın gözyaşı. Ama pembe yapraklı. Ah. Ya zaten bir renk böyle pembeye mora geldi mi çok harika oluyor. Evet, şurada bir boşluk var. Buraya bir tane echeveria sıkıştıralım. Mesela şunu. Burada büyüsün. Evet.
Zor olmasın. Şuraya da bir tane bir içeriye de oraya dikelim. Altındaki şu kuru yaprakları koparayım. Bunun zaten alttan bir tane yavru vermiş. Şöyle bunu da dikelim. Evet, bunun da yine kellesini kesmiştim. Kelle kesince aşağıdan verenler çok hoş bir buket oluşturuyor. Bir hurma mı bitmiş burada artık, palmiye mi? Köke bakar mısın aşağıdan gelen? Üf. Uçtan şu kadar yeşil görünüyordu. Aşağıdaki şeye bakın. Evet. Buraya bir sapürbüm yaprağı düşmüş. Şöyle koyalım, orada yavru versin. Evet, burası baya baya dolu olmaya başladı. Şurayı da bir içeriye dikelim. Yani eğer biraz ılıman yerde yaşıyorsanız ya da hiç ılıman yerde yaşamıyor olsanız bile, eğer bir bahçeniz varsa köyde herhangi bir yerde, yazın başında dikebilirsiniz sükülentleri yere. Yani özellikle böyle hani illa da ya da bazen gözden çıkarabileceğiniz sükülentler oluyor ya hani, ölse de bir şey olmaz, onlarla deneyebilirsiniz. Yani görebilirsiniz ne kadar fazla büyüdüğünü yere dikince. Yani yerde bu kökleri sınırlanmayınca ki büyüme oranı gerçekten çok farklı. Evet, burada bir de sapörbüm var. Bunları böyle dikmiştim. 4-5 aydır hala bu kadar duruyorlar. Buraya diktiklerim 1-2 haftada kendine gelip büyümeye başladılar. Şuraya bir delik açalım. Bunları bir arada dikmem zor onun için. Şöyle dikelim. Şunu da şuraya indirelim. Tamam. Evet, bir de sempervyum var elimde ama bilmiyorum burada büyür mü büyümez mi? Ben bunları hep gölge yer arıyorum. Ama havalar okey dedi. Bir de bunu bu yerde denemek istiyorum. Evet, buraya birazcık inek gübresi karıştırmıştım ben. Bilmiyorum onun etkisi mi, bayağı sevdi burayı sukulentlerim. Geçen iki poşet daha gübre aldım. İnek gübresi yine. Evet. Anim kivilerim. Bunlardaki renk de ayrı güzel değil mi? Evet. Bunlar da birazcık daha büyüsünler. Şu ikisini bir yere toplamak istiyorum. Evet. Burada bir tane daha echeveriyem var. Onu da kuru yaprağını alalım alttan. Bunun da büyümesini dört gözle bekliyoruz. Evet, şuraya bir echeveriyi de şuraya dikeceğim. Evet. Bunu sapörbüm zannediyordum ama galiba bu değil. Çünkü bunun yaprakları daha uzun ama renk harika bir mor. Bunun da büyümesini dört gözle bekliyorum yani.
Şöyle biraz büyüsün, kellesini keseceğim. Aşağıdan aralardan yavrular versin. Ay bu bonbon şekeri kopmuş. Bunu da koyalım şöyle. Evet, bir de burada aloe'nun kökünü dikmiştim buraya. Yani aslında çıtır çıtır kuru gibi görünüyordu. Büyür mü büyümez mi, bir şey çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Ama dedim köşede dursun. Önemli değil. Var mısınız? 1, 2, 3, 4 tane yavrusu. Ve gayet mutlu şekilde büyüyorlar. Yani şu kökün hiçbir şeyi yok aslında şu anda. Tamamen en dipten geliyor. Ve bu aloe çok hoş. Kıpkırmızıya dönüyor şey olarak. Renk olarak. Harika bir şey. Yani yazın, kışın, yazın da öyleydi. Bir öyle yolda yürürken görüyorum. Kıpkırmızıydı bütün yaz boyunca. Evet. Burası her gün kontrolden geçiyor. Buraya da köklerini diktim. Direkt tepelerini kestiklerimin. Daha çok ghosti falan var. İşte yanlarından büyüyüp yavru verecek. Mesela bu buradan yavru veriyor ama hala bağlı duruyor şeye. Yapraktan yavru çıkıyor ama. Evet. Şimdi bir de burada kellesini kestiğim yine bir tane echeveria. Evet, burası bayağı kurumuş geçen. Bu da neydi? Crassula ovata'nın Sunset diyorlar ona. Bu sapsarı ya da böyle kıpkırmızı, değişik bir morumsu kırmızıya dönüyor ya da sapsarıya dönüyor. Bunun kellelerini koparttım. Buradan patlamış zaten yavrular. Kellelerini koydum buraya ki onlar da ayrıyetten köklensinler. Evet. Başka bu taraflarda kontrol yine şöyle geçeyim. Echeveria'da işte kırmızı yapraklı. Ön tarafa da bir tane diktim. Bir burada var. Bir de karşıda var. Görünüyor mu? Nerede? Burada işte. İkisinde büyümesini bekliyorum tabii ki. Ama bu da yavaş büyüyenlerden olsun. Yavaş yavaş büyüsünler. Aralarda otlar, tohumlar büyümeye başlıyor. Bu echeveria da tuttu. Asıl bu echeveria. Bu da bayağı büyük olandan yine. Evet, aklıma geldi şimdi. Biraz önce kökünü çarpmıştım ki echeveria sahara. Sahara o kocaman bir şey oluyor. Yani öyle gerçekten hoş bir parça. Evet, bu da echeveria tapsi turvi. Tapsi turvilerden tarafa şansım çok yok. Çok uzaklaşmışsam. Evet. Şu kuru yaprakların alttan alalım ki yavrular çıksın. Bugün aslında köşeye alolardan dikecektim ama ya da anium bahçesi yapacaktım. Ona çok fırsatım olamadı. Buraya birileri girmiş. Ya kedi ya başka bir hayvan bütün yaprakları dökmüş. Bunun yapraklarıymış galiba bu. Evet, bir tane de kocaman yaprağımız burada. Evet, bir şeyler talan olmuş. Bu da aylardır böyle. Bir türlü büyüyemeyen echeveria. Yani kenarlardan verdi ama bunları büyütemiyor. Bilmiyorum büyütebilecek mi, bekliyorum. Biraz büyüseler alıp başka yere dikeceğim de. Ama ne yazık ki büyüyemediler.
Bekliyoruz. Beklemekten başka bir şansımız yok. Burada bir krasula çeşidi. Aslında bunun da şuralarından koparsam aşağıdan yavrular çıkmış. Ben şunu kıramadım ya. Zaten toprak kuru olduğu için çok şey yapmayacağım. Buraya dikelim. Köklensin. Burada da bir tane tapsı törbüm var. Evet. Bu da mı tapsı törbüm ya? Ha, ama onun yaprakları ilginç olmuş. Bir renk var böyle, kırmızı renk. Ah. Boya mı diye bakacağım. Değil. Ah, süper bir şey. Değişik bir tür mü geliyor, nedir? Çok güzel. Evet, burada 3 tane tapsi törbüm var yani. Değil mi? Bir bu. Evet. Yo, 2 mi? Ha, bir de bu dedik. Evet, bir burada var, bir burada var. Bir tane de burada var. Ya şöyle elimi dolduracak kadar bir olsalar alıp bunları başka yere dikeceğim ama her diktiğimde bir yanma, bir şey oldu. Onun için bir türlü bunları dikmek istediğim yere dikemedim. Evet, şu karşıdaki Echeveria Liliana'nın da yaprakları. Evet, burası geçen yıl marul yeriydi. Halde altlardan marullar çıkmaya başlamış. Mesela bunları sökmek istemiyorum. Yanlışlıkla bir tanesini söktüm. Büyüsünler ki başka yere alayım. Bu tarafta büyüteyim. Evet. Burada bir de bu türümüz var. Bu da PVN Perlovenburg değil ama ona çok benziyor. O zannetmiştim önce. Bunun yaprakları birazcık daha karışık. Yani nasıl diyeyim, dalgalı gibi. İnşallah o da büyüsün. Yani burada aslında bayağı değişik çeşitlerim var. Ama işte bir türlü kendilerine gelemediler. Yani bunları burayı bir Echeveria bahçesi, o bu mesela çürümüş. Ortadan da çok mutlu değil. Bir kenara koyalım. Bu mesela Echeveria Black Prince'di bu. Kıpkırmızı, aman simsiyahtı, bunu yolda bulmuştum yine. Ama ortası öldü mü öldü, bir türlü kendine gelemedi. Zaten bu da bilmiyorum, bu yaprak. Acaba yavru verir mi diyeceğim. Bu hastalıklı zaten. Evet, şu ikisi dursun. Ortadan bir çıktı. Ortasından büyümeye başladı. Orası büyüyecek. Onu da bekliyorum. Evet, buradan çok öyle şimdilik sökebileceğimiz bir şey yok. Burası fidalık olarak devam edecek. Bir sökersem herhalde bu Echeveria'lardan sökebilirim. Çünkü bunlardan bayağı büyümüş olanlarım var. Ama onları da şimdi sökünce dikeceğim bir yer yok zaten. Bu da. Evet, gitmiş bakalım. Kök sağlam gibi. Dursun. Evet. Sukülentler bakmakla, hayran olmakla bitmez gerçekten. Bu arada taşlarım geldi. Onları yerleştirmeye başladım. Yarınki videomda inşallah bahçemi tamamlayacağım. Taşlarımı ve onların yerleştirilmesini yapıyorum. Bugün epey bir çalıştım ama yarın inşallah yaptığım şeyleri paylaşmak istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.